Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde suret bulunan ve köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez buyurmaktadır. Yani burada özellikle evde bir şey bulunması durumunda, köpek veya suret bulunması durumunda girmeyecek olan melekler nedir? Rahmet melekleri. Hatta onun için Azrail Aleyhisselam girer diye beyan olunmaktadır. Kişi namazı da niçin kılar? Mevla Teala'ya yaklaşmak, bir kurb-i ilahiye vasıl olabilmek için kılacaktır. Yani şöyle düşünelim, evde bir köpek olduğu zaman da o köpek rahmet meleklerinin girmesine manidir. Ben namazımı kıldığım zaman da Mevla'ya yaklaşmak, Mevla'nın rızasını kazanmak için kılıyorum. Halbuki bu yönüyle bunu sağlayacak olan meleklerin girme bir durum söz konusu değil. Çünkü Mevla Teala bundan razı değil. Onun için bu şekilde evde melekleri köpeğin bulunması rahmet meleklerinin girmesine mani olduğundan dolayı birinci olarak bundan dolayı çok tasvip edilen ve caiz olan bir şey değildir. İkinci olarak Hanefi mezhebine göre köpeğin salyası, teri necistir. Dışkısı ve idrarı zaten necistir. Köpeğin salyası ve teri necis olduğundan dolayı söz gelimi diyelim köpek bir şey yerken veya koşarken, kovalarken, oynarken köpeğin salyası halıya aksa veya çekyata değse veya terledi, terlediği zaman da dışarıdan geldi, terledi, çekyata değdi, halıya yuvarlandı, değdi. Bu durumda o değmiş olduğu yer necis olacaktır. Salyası değdi, o halıda namaz kılınmayacaktır. İşte bu yönüyle ev içerisinde köpek bulunması durumunda köpek bu şekilde namaz kılan insanların namazına da bu yönüyle mani olacaktır. Düşünün bir Müslüman ki o Müslümanın evinde köpek her yerde gezdi. O zaman bir Müslümanın bu evinde ne olmayacaktı? Rahmet melekleri zaten girmiyor. İkinci olarak da evinde namaz kılabileceği bir yer yok. Onun için burada şu temel kuralı unutmamak lazım. İslam dininde köpeğin evde beslenilmesi gibi diye bir şey söz konusu değildir. Bu batıdan gelmiştir. Bu batıdan aileye, nesle, çoğalmaya, meşru yuva kurmaya düşman olan bu batının sisteminde çocuk yapamıyorsan ne yap? Köpeğe çocuk edin. İşte köpeğe kızım de, oğlum de vesaire. Bu zihniyetin yansımasıdır. İslam dinine göre evde köpek olmaz. Köpek nerede olur? Bahçede olur. Ki bahçede olmasıyla alakalı da Allah Resulü çobanlık gibi, av gibi ve bekçilik gibi belli bir meşru intifa olmasıyla alakalandırmıştır. Böyle bir intifa da yoksa bu da caiz olmayacaktır. Onun için İslam dininde köpek eğer meşru bir gerekçeniz varsa az önce saydığımız bir bekçilik gibi, çobanlık gibi, avcılık gibi bahçede olması gerekir. Bunun dışında ev içerisinde böyle bir hayvanın beslenilmesi kesinlikle caiz değildir. İkinci olarak hayvanın bu teri ve salyası namaza yeri geldiği zaman mani olma veya çok değil ise de namazın kerahatlı olmasına sebebiyet verecektir. Üçüncü olarak da İlk baş dediğimiz gibi rahmet meleklerinin girmesine mani olacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.